zindana, beji darfadana zindana, beji darfadana zindana, beji darfadana zindana, tecride hayır barışemez şimdi, tecride hayır barışemez şimdi. Ya kardeşim. Sakin, ya. Sakin. Sakin, sakin. Çiftlikleri çıkar. Alın lan. Beşi ver odan ağzından al. Abi belki bakın bu ayarlarını bekliyorlar. Bugün burada 9 Ekim 1998 yılında uluslararası hukukun, ulusal hukukun ayaklarının altına alınarak, çiğnenerek, korsanvari bir şekilde ortaya çıkan uluslararası komployu protesto etmek için bir araya geldik. Bir kez daha gördük ki komplocular halkların geleceği, demokratik ve özgürlük geleceği söz konusu olduğunda sermayeden yana, iktidardan yana, sömür ilişkilerinden yana komplocu güçler, komplocu akıl bir kez daha faşist yüzünü, baskıcı yüzünü bizlere Kadıköy Meydanı'nda gösterdi. Bizler inatla her koşulda şu gerçeğin altını çizeceğiz. 9 Ekim 1998 Uluslararası Komplosu Türkiye'de Türkiye halklarına, Kürt halkına dönük gerçekleştirmiştir. Komplodan bugüne bu ülke Kürt sorunun çözümsüzlüğü üzerinden sefaletten, açlıktan, yoksulluktan, zamlardan yakasını kurtaramamıştır. Kürt sorunun demokratik çözümü demek, Türkiye'de yoksulun, fakirin, fukaranın huzura ermesi demek, alım gücünün yükselmesi demek, eğitimde kalite demek, barış hakkı demek, yeşilin hakkı demek, kadınların, gençlerin geleceği demek. Bakın, coğrafya bir savaş coğrafyası haline geldi. Filistin'de, İsrail'de yaşananları görüyoruz. İşte Kürt halkına dönük, Kürt halkının özgürlük mücadelesine dönük komplocu yaklaşımla amaçlanan, uzun yıllara yayılmış, yüz yıla yayılmış halkların savaşıydı. Halkların birbirine kırdırılmasıydı. Biz bir kez daha komplonun yıl dönümünde diyoruz ki, halkları birbirine kırdırmak isteyen, halkları düşmanlaştırmak isteyen ve bu düşmanlık çatışma politikaları üzerinden ceplerini dolduran, sermayedarlarını büyüten yaklaşımının karşısında halkların eşitliğini, halkların bir arada yaşam umudunu, halkların ortak geleceğini savunmak için buradayız. Bu buluşmayı engelleyenler bir kez daha halk düşmanı olduğunu, toplum düşmanı olduğunu gösterdiler. Bizler her fırsatta barış diyeceğiz, her fırsatta demokrasi diyeceğiz, her fırsatta özgürlük diyeceğiz, size inat diyeceğiz. Çünkü bu ülke barışı, birlikte yaşamı, eşit yaşamı, adil yaşamı, özgür yaşamı her şeyden daha fazla hak ediyor. Tecritin kırılması bu ülkede barışın, özgürlüğün tesis edilmesi demektir. Bakın, bu ülkede bir gazeteci çıkıp İmralı'da hangi ceza hukuku uygulanıyor diye soru sorduğunda hapishaneye yolluyorsunuz. Evet, buradan sesleniyoruz. İmralı cezaevinde hangi ceza hukuku uygulanıyor? Hangi devletin yasası uygulanıyor? Açıktan Adalet Bakanlığı'na soruyoruz. Bunu cevaplandırmak zorundasınız. İmralı Türkiye sınırlarının dışında bir ada hapishanesi mi? İmralı nerede? Madem yüksek güvenlikli bir cezaevi statüsünü aldınız, o zaman Sayın Öcalan'ın ailesi
avukatlarıyla yasal görüşme hakkını sağlayacaksınız.